Merhabalar sevgili izleyenler. Bir Tarım Aktüel programında yine birlikteyiz. Neredeyiz? Sarıidris Yaylası'ndayız. Tarım Aktüel başlıyor. Sevgili izleyenler, Sarı İdris kasabamızın Çatmalı yaylasındayız. Tabii ki bu yaylada bir sürü sürüyle uğraşan, hayvancılıkla uğraşan arkadaşlarımız var. Şimdi o arkadaşlarımızdan biriyle beraberiz. Efendim, tanıyabilir miyiz? İsmim Halil Yalçın. Halil Bey, hayırlı günler. Şanslı mısınız, şanssız mısınız bilmiyorum ama dünyanın en güzel yerinde gerçekten pırıl pırıl bir havada yaşıyoruz diyelim mi? Evet, burası doğru yani. Evet. Yani temiz hava, yaylamız güzel yani. Ya sizler de aramızda gördük, daha mutlu olduk. Yani biliyorsunuz hayvancılık işimiz, yetiştirme. Evet. İşte bu yüzden küçük yaştan beri hayvancılıkla uğraşıyoruz. Babamızın mesleğini biz devraldık. Evet, çok güzel. İşte gördüğünüz gibi yayladayız. Memleket Sarı İdris değil mi? Memleket Sarı İdris. Evet. Eğirdir'e bağlıyız. Evet. Şimdi yaklaşık sadece küçükbaş hayvancılık mı yapıyorsunuz? Kıl keçiciliği mi yapıyorsunuz? Evet, sadece küçükbaş, kıl keçisi. Evet. Ne kadar hayvanımız var şu anda? Hayvanımız 100-150 civarı. Zor aslında değil mi? Zor yani zor mesleğin yani. Zor mesleğini yapıyorsunuz. Zor. Yani bu zorlukları kolaylaştırmak için neler isteyebilirsiniz? Yani şimdi devletimizin biliyorsunuz bir sürü yatırımları oluyor, bir sürü hibe katkıları oluyor. Yani dağda, yaylada bir çoban görevi yaparken şu böyle olsa daha güzel olabilir gibi düşünceleriniz var mı kafanızda? Ya vallahi bizim yani tek şeyimiz bir de yani sigortamız şeyimiz olsa güzel olacak. Ya biz bazı yani desteklerden faydalanamıyoruz. Bir türlü de yem fiyatları zaten bizim şeyimize düşen. Burada yüksek. Da yem veriyor musunuz hayvana? Ha tabii kurbanlıklar oluyor. Yem kışın da veriyoruz ama bu yüzden yem fiyatları biraz bizi belimizi büküyor yani. Anladım. Bu da tüketiciye yansıyor. Yani demek istediğim bu ki yani bazı hibelerden biz de faydalanmak istiyoruz yani. Evet yani şimdi burada şöyle diyelim. İşte küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Tarım Bakanlığı farklı hibeler veriyor. Traktör gibi ve benzeri. Aslında bunlara bizim ihtiyacımız yok. Mesela burada bir ağıl ihtiyacımız var. Evet. Bunlara falan hibeleri buralara mı döndürmek istiyoruz? Evet canım, yetiştirelim. Daha fazla yapabilmek için. Hı-hı. Yani hayvansal olsun. Kırsal kesim kalkınma da olsun. Yani her türlü hibeden biz de faydalanmak istiyoruz. Tabii yani hibenin tam bize hitap eden kısmından evet, faydalanmak bize istiyoruz. Hitap evet. Eden, bize yani uygun olanı. Ha traktör. Aldık ama bazı ödemede tabii sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü yetersiz geliyor. Yetiştiğimiz evet. Elimizdeki hayvan bazen gitmiyor geliyor yani fiyat yönünden olsun. Sıkıştığımız oluyor yani. Evet. Ekseri kışın, kış aylarında. Kışın malı indiriyor musunuz köye? Burada kalıyor. İndiriyoruz. İndiriyorsunuz. Yani. Burada yani kendinden kaldım. İniyor hayvan zaten yolunu biliyor. Kendi diyorsunuz. Gidiyor. Zaten vakti geldi mi o bize bile bakmaz. Yaklaşık burada 10 ay gibi bir süre banılıyorsunuz ama değil mi? Burada kaldığımız işte Nisan ayında çıkıyoruz. Kasım'ın başlarında iniyoruz. Evet yani ha. Nisan'ın Kasım başına kadar. Peki burada hayvan bir şekilde otluyor. Her yer mera gibi. Evet. Güzel. Yalnız biraz çekirge gördüm. Tabii çekirgelerin de varlığı çekirgelerim 3 yıldır bize çok zararı var. Evet. Yani ottan her türlü bitiriyor. Evet. Yani sıkıntıya da vallahi sokuyor. Bu çekirgeyle ilgili bir şeyiniz oldu mu? Dilekçeniz falan oldu mu? Geldiler mi? Mesela bazı hayvanlarda küpelerini görüyorum. Demek ki bu bir şeyler yapılmış. Çekirge için mi gelen giden oldu mu? Çekirge için yani vallahi dile getirdik ama öyle bir gelen giden olmadı. Anladım. Tabii bu şimdi... 3 yıldır, 4 yıldır bu var. Yani geçen yıla bile yani adım attırmıyordu burada.
Bu yıl yine az yani. Bu yıl az diyorsun. Bu geçen yıl daha fazlaydı. Geçen yıl daha çoğuydu. Anladım. Peki davarla ilgili yani vatandaşımızla biz davarın güzel olduğunu, davar etini yani kıl kesinin etinin gerçekten güzel olduğunu, halk arasında işte yok koyun kokar, inek eti kokmaz gibi yanlış bir sürü duyum var. Davar etiyle ilgili, sütüyle ilgili neler söylemek istersin? Yani davarın sütü, peyniri yani büyük başa tabi koyuna olsun önde gelir. Tabii. Yani yağ bakımında vitamini, kalsiyumu, her eksikliğini zaten keçi sütünde. Keçinin yani eti tabi koyunla bu tüketicinin kendi şeyine kalmış bir şey. Damak zevkine kalmış. Damak zevkine kalmış. Bunu bizim kasaplarımız bunu çoğaltsa ya, bütün kasaplarımızda da erkeç eti, davar eti hep satılsa insanlar biraz da tercih etmez mi? Tabi canım öyle olmuş olsa yetiştirici destek görse daha fazla olur. Yani evet. Tüketiciye de yansır bu. Evet. Yani davar etini biz kurbandan kurbana aklımıza gelir. Evet. Değil mi? Yani kurbanın haricinde davar eti yemezler ama işte bir fırın kebabı, bir kebap zincirine girdiğiniz zaman da özellikle Temmuz-Ağustos aylarında erkeç eti mesela bir numaradır. Evet. Erkeç eti zaten oğlak girer. Şurada bir ay sonra oğlak kebaba şeye. Evet. Tabii keçinin bir lezzet türü var. Keçinin bir de kekik yaylası bizim bura. Yani sarıdız kekik malı diye geçer hayvan. Evet. Buranın yani damak zevkini bilenler zaten her taraftan misafirliğe geliyorlar buraya. Zaten tercih ediyorlar. Tercih bizim yani bizim zaten. Davarımız yani diğer bölgenin davarını yemez. Yemiyor evet. Büyük başta tabi koyun. Buraya gelen mesela Antalyalı yörüklerimiz olsun hep yani buraya. Damak zevkini bilen zaten buraya tercih ediyor. Peki burada peynir üretimi, tereyağı üretimi falan yapıyor musunuz? Evet, peynir. Şu an peynir. Tereyağına geçiş olmadı daha. Yani bir ay sonra bile. Zaten yağı almıyorsunuz herhalde peynir yaparken değil Hayır, mi? Hayır, hiç yağı alınmıyor peynire. Yani müşteriye özen. Yani müşteri buralara kadar çıkıp gelse peynir almak istiyoruz dese var mı peyniriniz? Tabii canım var. Peynirimiz var. Satıyorsunuz yani. Satıyoruz. Anladım. Ne kadar şu anda kilosu peynir? Kilo 25'ten başladı yani. Öyle mi? 30'da kapanır. Anladım. Peki şu anda Kılkesin'in arasında bazı davarlar görüyorum. Bizim orijinal davarımıza benzemiyor. Onlar ne? Değişik davarlar var burada. Ya tabii değişik. Eski buranın yani yöresi olan eski buradan ilk Kılkeşisi. Yani tabii Honamlı teke saldığımızdan değiştirme yani aralama yönüne gidiyor. Anladım. Honamlı tekesi de var içinde diyorsun. Ya, var yani. Her yıl zaten ben bu işi yapıyorum, değiştiriyorum tohumluğumu her yıl. Anladım. Yani karışmasın. Anladım. Yani bir doğadan olsun yani bir şey oluyor, değişim oluyor. Yani sıcak bölge hayvanı bildiğim kadarıyla o ama bu aylarda burada geçip gidiyor diyorsun. Evet tabii pek onamlar buraya gelmiyor zaten. Sıcak bölge hayvanı olsun buraya sert yani kışı sert geçtiğinden. Onlar uyum sağlamıyor pek yani tabiat açısından. Burada ailenizle mi yaşıyorsunuz? Ailemle yaşıyorum. Burada evinizi gördük. He. Burada yaşıyorsunuz. Çocuklar beraber. Kadarıyla 3 tane. 3 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Peki su işini nasıl hallediyorsunuz burada? Su yani akarsuyumuz var. Akarsu, akarsuyumuz var, çeşmelerimiz var. Yani su cennetimiz var. Yani burada su sorunumuz yok diyorsunuz. Su sorunumuz yok Allah'a şükür. En büyük sorunlardan biri su. Su evet, varsa evet, gerçekten evet. Hayat vardır. Su varsa hayat var. Peki buradan izleyicilerimize, şehir hayatını yaşayanlara. Kurban Bayramı geliyor biliyorsunuz. Herkes kurbanlık için muhakkak bir hayvan alımına gelecekler. Buradan bir mesajınız olur mu? Nelere dikkat etsinler? Vallahi damak zevkini bilen, ağzının tadını bilen Sarıdeniz Çatmalı Yaylası'na buyursun gelsin. Evet. Yani kekik hayvanlarımız. Formu yok, innesi yok, ilacı yok. Evet. Doğada. Evet. Yani kekik hayvanı. Kekik de yayalım, kekik malı. Yani çarşıda, pazarda kurbanlık alırken nelere dikkat etsinler? Vallahi nelere dikkat etsinler? Yani biraz yani çok şişirilmiş hayvanlara bakmasınlar. Evet. Bedeni şiş olmasın yani. Evet. Tabii bu büyük bir ihtimal iğneli ilaçlı oluyor tabii. Anladım.
şey şekerli diyelim. Yani biraz beden zayıf olsun. Esas zaten kekik malı odur. Anladım. Yani bedeni zayıf olsun ama 2 kilo aşağı olsun. Yayladan olsun. Tabii. Sizin ürününüz burada. Aşağıya bir yerde sattığınız bir yer yok değil mi? İniyoruz canım. Eğirdir pazarına iniyoruz. Kasabamızda olsun. Bayrama yakın bir hafta Arfa kala ineceğiz. Gününde, tabii, Arfa gününden 2 gün evveli. Yani Arfa gününden önceleri. Yani ne zaman isterlerse buyursunlar gelsinler. Evet. Sevgili izleyenler, gerçekten yayla o kadar büyük ki bu Sarıdiris yaylası. Burada binlerce sürüyle ilgili, burada bu hayvancılıkla ilgili çok şeyler yapılabilir gördüğümüz kadarıyla. Su da var. Burada şimdi ilerleyen programımızın ilerleyen bölümlerinde başkanımızla da görüşeceğiz ve diğer çoban arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Ama burası hakikaten harika. Yani hayvancılıkla ilgili burada çok ciddi yatırımları yapmamız gerekiyor. Çok ciddi verilmesi gerekenleri vermemiz gerekiyor. Çünkü biz kıl keçimizi bir numara marka yapmamız gerekiyor. Çünkü kıl keçisi bir şey istemiyor. Gördüğünüz doğada otluyor. Akşamleyin biz gibi suyunu içiyor, yatıyor. Evet. Ha, bugün merkezde bir inek yetiştiriciliği gibi değil. Yok yoncasıydı, yok fiydi, yok yemiydi. Bunları yetiştirmek için harcadığımız tonlarca su, bu tip şeyler yok. Aslında yok kokar, büyük hayvan eti kokmaz, davar eti kokar. Bunların hepsi yanlış ifadeler. Gerçekten özellikle Temmuz-Ağustos aylarında yani oğlak eti, davar eti birinci sınıf ettir. Yani bunları tüketmeye bakalım. Çok daha uygun hale geleceğini düşünüyorum. Evet tabii canım, yani yayladan olsun 5 fazla olsun. Evet. Ya, tabii ne yediğimizi bilelim. İnsanları kandırmaya gerek yok yani. Görünen köy kılavuz istemez. Doğru söylüyorsunuz. Bu yaylada, bu görünen yani yaylada tabii her şey yani katkı olmayan, sade yani doğal olan. Anladım. Yani büyükbaş da var mı sizde? Büyükbaş yok. Büyükbaş yapan arkadaşlarımız başkalar o zaman. Biraz yani 5-10 yok demeyecek kadar koyunum var. Anladım. Çok güzel. Gel bakalım güzeller güzeli. Sevgili izleyenler, yani anlatmaya gerek yok. Şu doğallığı görüyorsunuz. Gerçekten elindeki tespihe bakmayın ama burada tabii dağın başında tespihle gezmesinde de bir sakınca yok bende. Canım benim, senin adın ne? Hı? Adın ne senin? Gülesin. Gülesin. Hı. Aman ne kadar güzel ismin var senin, Gülesin. Sen ne yapıyorsun burada? Hı? Sen burada ne yapıyorsun Gülesin? Şey, ha? Ha? Davarlarla beraber burada beraber çalışıyor musun? Sen babana mı yardım ediyorsun? Hı? Hı? Okula gidecek misin sen bu sene? Gitmeyeceğim. Gitmeyecek misin daha? Sen kaç yaşındasın şimdi Gülesin? Kaç yaşındasın bir tanem sen? Hadi bir söyle bakalım. Hadi kaç yaşındasın? Evet, Gülesin burada aileyle beraber tabii ki yetişiyor, yetiştiricilik de yapıyor. Tabii ki burada büyüyor. Ama maşallah gürbüz iyi, çok sevimli, çok tatlı. Ben özellikle çok sevdim. Hadi buradan Gülesin kaç yaşında olduğunu söyler misin? Evet, söyleyemiyor. Söyleyemiyor ama daha 3 yaşında inşallah büyüyecek. Evet, gel bakalım. Seninle de görüşelim. Senin adın ne? Nadir. Nadir. Sen okula gidiyor musun Nadir? Gidiyorum. Hangi okula gidiyorsun? Bire. Sarıdiris'te mi okuyorsun? Evet. Nerede? Sarıdiris'te mi? Sarıdiris'te. Hangi okulda okuyorsun yavrum? Sarıdiris'te. Okulun adı ne? İlköğretim okulu. İlköğretim okulu. Orada mı okuyorsun? Evet. Çok güzel. Hadi buradan arkadaşlarına bir selam gönder bakalım. Sevdiğin arkadaşların var mı? Evet. İsimleri ne onların? Hangi arkadaşını daha çok seviyorsun okulda? Okulda baba. Ha? Öğretmenini seviyor musun? Seviyorum. Buradan öğretmenine de bir selam gönderelim bakalım o zaman. El salla baba. Hadi el salla öğretmenine. Öğretmenim, öğretmenim seni çok seviyorum de. De söyle baba. Hadi arkadaşlarım seni çok seviyorum de. Arkadaşlarım seni çok seviyor. Evet, gerçekten. Gel bakalım şimdi seni alalım. Allah maşallah, bunlar orijinal bunlar. Evet, senin adın ne? Ahur. Efendim? Ahur. Ahur. Evet. Hafız. Hafız. Maşallah. Sen gidiyor musun okula Hafız? Hayır. Ne zaman gideceksin? Öbür sene mi gideceksin? Evet. Sen kaç yaşındasın? 5'te baba. 5 yaşında mısın? Evet.
Aferin sana. Sen neler söylemek istersin? Anneye babaya mı yardım ediyorsun burada? Hı-hı. Ha? Evet. Seviyor musun burayı? Evet, ha? Seviyorum. Bir şey istiyor musun sen buradan? Hadi televizyonda sen, mahalledeki arkadaşların var mı köyde? Ha? Var. Hadi onlara bir selam söyle. Sen de bir el salla bakalım. Hadi bir el salla. Hadi siz hep beraber el sallayın hadi. Hepinizi bekliyoruz buraya. Sevgili izleyenler, başka bir davar çobanı abimizle beraberiz. Efendim, tanıyabilir miyiz? Yakup Yılmaz, 1964 doğumluyum. Evet Yakup abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah kolaylıklar versin. Neler söylemek istersiniz? Abi biz hayvancılığına geçimimiz hayvancılık. Evet. Benim yayla burası değil. Ben Bodos yaylasında kalıyorum. Evet. Diğer tarafta. Evet, diğer tarafta. Evet. Zaten Bodos yaylası bu yayla, yani hemen hemen yaylaların hep sorunları, güzellikleri, evet, her şey aynı hemen hemen. Evet, neler söylemek istersiniz? Neler söyleyeceğiz? Şimdi benim hayvancılık yaptığım bölgedeki yolumuz araba gitmiyor. Yani yayla yolu, evet, bozuk diyorsunuz. Yayla yolu bozuk. Başka bir sıkıntımız dolma kuyular olduğu için oyu dediğim Bodos yaylasına yol giderse orada akarsu bol. Evet. Suyu bol oranın. Yani şunu mu demek istiyoruz? Yaklaşık bir, eğer biz yaylamızın yolunu düzgünleştirirsek, evet, daha rahat edeceğiz ve yetiştiriciler de daha, ve bu işe bir de teşvik olacak mı diyorsunuz? Evet. Yani yol yokluğundan dolayı bu yol işleri... Yokluğundan, şimdi evet, ben aşağı yukarı 15 kilometre yerden tankerle su götürüyorum. Hayvanlarıma. Traktörle götürüyorum. Traktörle, evet, evet. Tabii bu çillal oluyor. Şimdi dediğim yol yapılırsa suyum yakın. Hayvancılık sonra suyu, tabii su önemli olan, su. Su olursa, evet, her şey güzel olur. Yaklaşık bu dediğiniz yol hangi ilçenin yolağına bağlı? Hangi Eğirdir, ilçemizde? Sardis kasabası burası. Eğirdir'e bağlıyız. Yani Eğirdir'in dediğin yer de aynı. Yani evet, evet. Demek ki Sardis'in yaylası çok fazla, çok, çok büyük. Çok büyük, çok büyük. Anladım. Sardis yaylası çok büyük. Bu, evet, Eğirdir ilçesine bağlı bura. Anladım. Yani dediğin yaylanın hangi yolu, yani yetkililer izliyorlar. Evet. Hangi yolun yapılması gerekliği ile ilgili bu soruyu sordum. Bodos. Bodos. Bodos yaylasının yolu diyeceği, evet, herkes biliyor zaten diyor. Bodos yaylası. Peki sizin ne kadar hayvanınız var? Ben de aşağı yukarı 400-500 bu arada hayvanım var. Tamamen küçük baş değil mi? Küçük baş, evet. Yani büyük baş da var, evet, da onlar biz sağım yapmayız büyük başta. Evet. O selbest yayla mera bol olduğundan o bize bir yan gelir dışından yani. Evet. Kışın 6 ay bakarız. 6 ay yaylada merede yayılır. Yani bizim bu orijinal olan ineğimiz, evet, değil mi bu dediğiniz? Evet, anladım. Yani ben 10 ay falan yayıldıklarını biliyorum yaylada hemen, evet, hemen bu inekler. Evet. Yayılır, yayılır. Yani küçük baş gibi o da yayılıyor. O da yayılır. Yani herhangi bir yem dışarıdan yok, bir katkı yok, sağlamaya gerek yok. Yok, yok. Yaylada yok. Müsait yaylamız. Bu çobancılık yapıyorsunuz mesela, Tarım Bakanlığı'nın bir sürü destekleri oluyor mesela küçük başla çoban ilgili, büyük başla ilgili. Çoban desteği için bu 300 anaç da var, taşıdığıma dahil 5 TL bir destek alıyoruz. Evet. Bir de hayvan küpeler için. Hı hı. Bunu da alıyorum. Yani küpe parasını da devlet veriyor. Veriyor, evet. Anladım. Veriyor. Peki başka neler olabilir yani? Bu mesleği biliyorum. Neden soruyorum bunu? Küçükbaş hayvancılığı aslında bölgemizde, biz Toroslarız, biz yürüyüz. Evet. Yani küçükbaş hayvancılığı daha çok geliştirmek istiyoruz. Bu bölgelerimize daha çok önem vermek şimdi istiyoruz. Bizim burada, ne yapmalıyız ki bunu çoğaltalım? Efendim, bizim burada şimdi ilaçlamak için belirli bir yere bir banyo, yani ilaç banyosu yapılsa iyi olur. Yani hayvanları ilaç banyosu. İlaçlamak için, evet, yekün olarak köylünün, evet, hani belirli bir ortama yapsak, evet, adam götürür sürüsünü orada ilaçlar, hı, rahat eder şimdi. Anladım. Yani bunu hiç yapamıyoruz değil mi şimdi biz? Yapamıyoruz tabii, o banyomuz yok, o gölet gibi yani, böyle bir havuzdan banyo olsa, evet, malı götürürüz içine ilaçlarız. Bu sıkıntımız var. Yani içecek suyu zor bulurken bunu zaten yapamıyoruz bunu diyorsun. Bunu belirli bir yere yapılacak canım. Anladım. Şimdi benim olduğum bölge diye bir şey yok. Anladım. Yekün olarak köyün belirli bir yere şey yapacağız. Yapılsa, anladım, herkes gider malını orada ilaçlayabilir, rahat olur. Ne kadar yapmak gerekiyor onu? Ayda bir defa mı, iki ayda bir defa şimdi mı? Efendim şöyle aşağı yukarı 3 aya bir ilaçlarım ben malımı. Hı hı.
Onu da motorun ardındaki bu elma ilaçlanan tonlukla onunla ilaçlıyorum. Anladım. Onda tabii mal ne kadar desen sıkışıyor. Bu gebe zamanda ilaçlayamazsın. Anladım. O suyu tuttuğun zaman. Hı-hı. Ama öyle bir havuzumuz olsa rahatlıkla malı içine salarsın. İlaçlanır çıkar. Anladım. Peki koyun da var mı sizde? Bende koyun yok efendim. Hepsi de var. Hepsi de var, evet. Çok güzel. Peki kurban bayramı geliyor. Siz de kurbanlıkları indireceksiniz herhalde ben pazara. Ben kurbanlığı kimden sattım? Öyle mi? Evet. Nereye sattınız? Muğla'ya sattım. Muğla'ya? Evet. Götürdüler mi malı? Götürdü efendim. Çok güzel. Yani toptan da verebiliyorsunuz toptan böyle. Toptan veririm. Ben her zaman toptan veririm. Çok güzel. Yani senin tüccarın geliyor. Benden tabii. Memnun. Tabii. Bu da zahmetsiz oluyor hem. Tabii değil canım mi? Şimdi bir 100 kişinin el sallamak var. Yakın 100 mal satarım yıllık. Bir kişinin el sallamak var. Tabii ki. Bu benim işim öyle geliyor. Memnunum da yani. Çok güzel Allah'ın tabii ki. Allah bereketini görün inşallah. Peki neler söylemek istersiniz başka? Vallahi efendim şimdi başka... Hayvancılıkla ilgili, küçük başla ilgili. Hayvancılığı yapana iyi bir şey. Evet. Çok güzel bir şey. Bilinçli yapacak adam. Sizden başka ailede bu işi devam ettirecek var mı? Ailede iki oğlum var elinizden öper. Onlar da yapıyor mu? Onlar yapıyor zaten beraberiz. Çok güzel. Beraberiz. Çünkü bunu niye sordum? Çok arkadaşımızın çoluğu çocuğu artık şehre inmiş. Hayvancılık da yapmıyor. Köy hayatını bırakmış. Yok, benim... Yani kentte iş yeri, çarşı merkezinde bir asgari ücretle çalışmayı yeğliyor mesela insanlar. Biz de bunu anlamıyoruz. Yani bu bir ata mesleğidir. İnsanlar burada güzel para kazanma şansı var aslında. Evet. Her türlü sosyalliği de şehre indiği zaman yine yapabilir. Efendim, yani şimdi... bu işlerden niye uzaklaşıyor gençlerim? Şöyle, şimdi adam internet kahvelerde görüyorlar. Tabii yaylada şu yeni nesil gençlik yaylayı bilmiyor. Bizim gibi de dabandan görenlerin gösterirse oğluna devam edecek. Göstermiyor. Oğlunu bırakıyor. Şehre yolluyor. Okuyacağım diyor. Evet. Belirli bir yaşa kadar okuyor. Bir şey alamıyor ekmeğini. Sonra da dönüyor hayvancılığa devam etmiyor. Tabii çocuk orada kolayı görünce zaten zora da gelemiyor. Zora girmiyor. Halbuki yapana hayvancılık. Şimdi yaşım genç olsa ben yine hayvancılık yaparım. Evet doğru söylüyorsunuz çünkü kazandığınızı biliyorsunuz. Çünkü doğal yaşıyoruz. Evet. Her şeyimiz, suyumuz doğal. Evet. Yediğimiz, içtiğimiz doğal. Artı yani sağlık konuda çok hayvancılıkta sağlıklı yaşarsın. Şimdi normalde hayvancılık yapmayan adam 2 kilometre yayan gidemez. Ben günlük 10 kilometre yayan gezerim. Evet doğru söylüyorsunuz. Ama şöyle o hayvanın sayesine geziyorum. Hayvanın gittiği yöne devamlı onunla gittiğim için. Normalde o hayvan olmasa 5 kilometre gidelim desen can istemez adamın. Doğru söylüyorsunuz. Hayvanın sayesine geziyoruz yani. Tabii. Yani sevgili izleyenler konu şu. Hakikaten şehire inen gençlerimiz tabii küçükten yetişmediği için şehir hayatı biraz güzel geliyor. Dediği gibi internet ortamı, televizyon ortamı. Evet. Aslında hayvancılık yaparken bu ortamlar burada yok değil, burada da var. Yani hayvancılık yaparaktan çok sosyal yaşamı da yan yana beraber götürme şansı çok yüksek. Ve burada çok daha fazla para kazanma şansı da var aslında. Şöyle buyurun. Dediğiniz gibi benim şimdi panelden ciğerden sıkıntım yok. Panelim var. Evet. Televizyonum kurulu. Evet. Davar evinde. İnternet, cep telefonundan ona da bakıyorum. Cep telefonundan interneti var. Her şeyi var. Evet. Gerçekten evet. Yapana güzel bir şey. Yani bunu meslek edinmek gerekiyor. Evet, yani ben yani gururla ben hayvan yetiştiriciliği, ben çobanlık yapıyorum. Tabii yani canım. Çobanlığın da aslında bir meslek olması gerekiyor. Meslek olması da dediğim gibi sağlık yani yaşantısı da bu işi yapan gerçekten sağlıklıdır yani. Anladım. Her şeyi doğal yaşıyorsun. Çok güzel. Temiz havası. Doğru. Dediğim gibi onun sayesinde spor yapıyorum. Evet. Sporunu yapıyorum. Evet. Sabahleyin erken kalkarsın. Evet. Akşam erken yatarsın. Akşam erken yatarsın. Evet. Dipçik gibiyiz evvelallah diyorsun. Dipçik gibi tabii. Evet. Çok teşekkür ederiz. Allah sağlığınızı bozmasın. Sağ olun. Bol kazançlar diliyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sevgili izleyenler yine yaylamızdayız ve başka bir çoban arkadaşımızla beraberiz. Efendim tanıyabilir miyiz? Ben Mustan Şimşek. Mustan Bey hayırlı günler, hayırlı pazarlar, bol kazançlar. Evet, sağ olun. Allah sağlığınızı bozmasın. Ne diyelim, neler söylemek istersiniz? Vallahi şimdi ne diyelim? Yani benim bu yayla burası değil.
Evet. Sizin ben hangisi? Yayla, Delovlan yaylası var. Evet. Orada duruyorum ben. Çok güzel. İçi de besicilik yapıyorsunuz. Evet, besicilik ne yapıyorsun. Kadar malımız var? Yani 300 anaş mal var. Evet. Yani 100'de koyum var. Çok güzel. Büyükbaş var mı? 10 kadar da büyükbaş var. Anladım. Peki yaylada hayvancılık biraz farklı değil mi? Yaylada hayvancılık farklı. Yani şimdi temiz hava. Evet. Yani organik yani bir de bunun innesi yok, ilacı yok yani. Organik bir de para harcamıyorsun evet. Yem için yani. Tabii yem, değil mi? Yem yok yani bizde. Evet. Ha, sadece bir eğer bir aşağı mal indirirseniz öyle besici öyle olursa öyle olur. Yani öyle olmadık yeri yaylada yem vermiyoruz. Şimdi biz gittiğimiz her yerde bütün çiftçimiz tabii şikayetçi. Evet. İşte yem fiyatlarından şikayetçi, gübre fiyatlarından şikayetçi. Yani tabii ki satın alarak hayvancılık yaptıkları için bu evet. Serzenişleri devam ediyor. Yani bu sistemi biz daha mı çok çoğaltmamız gerekiyor, ucuz et yiyelim? Yani şimdi bu mesela devletimiz, yani bu bizim buraya Honamlı malı gelmiyor. Bizim evet. Buraya yerli kendi malımız olacak yani. Hı-hı. O yönden... Yani bunun eti ta lezzetli yani. Ta lezzetli yani Honamlı malı gelmiyor. Bizim evet. Kendi keçimiz var. Kendi keçimiz ırkı olduğu için evet. Onlar geliyor bizim bura. Devlet yani bize Honamlı malından destekleme veriyor. Hı. Yani bize onlar gelmiyor. Onlar hiç vermese ondan hayırlı yani bize o. Doğrusu yani devlet bize evet. Destek verecekse bizim ırkımızdan evet, bizim versin diyor. Irkımızdan versin tabii. Peki neden vermiyor sizce? Valla orasını devlet bilmiyorum ki neden vermiyor. Şimdi sevgili izleyenler burası çok önemli. Yani devletin burada bir desteği var. Bu yörenin bir yoğurt yeşi var. Yani bu yöreye ait kendi ırkımız hayvanımız bu yöreyi tanımış hayvanımız. Yani neden kendi hayvanımızdan destek vermiyoruz ki gerçekten bu tartışılır. Bugün bir ağacı toprağıyla beraber söktüğümüzde başka bir alana dikeceğimiz zaman bile güneyini güneyini kuzeyini kuzeyine bu kadar önem veriyoruz. Ama yörede yaşayan bu yöreyi tanıyan bu yöreye yatkın hayvana desteği bu hayvanla verelim. Yani bizim kıl keçimizle verelim. Honamlı gelmiyor diyor işte. Doğru. Yani bunu daha açalım birazcık. Bu aynı şekilde büyükbaşta evet. Da aynı. Evet büyükbaşta da aynı. Mesela bizim meramız geniş. Evet. Yani büyükbaşta da. Yani bize öyle yurt dışından mesela ihracat yapıyorlar evet. Devletimiz. Yani bize bizim bu ırkımızdan yapsın yani. Arı, hoşteynlerden bile yani bize gelmiyor. Yani bir inek desteğinde de evet, yani benim şimdi TİGEM dağıtıyor evet. Tarım Bakanlığı. Evet. TİGEM bize dağıttığı ineği bizim yöremizin ineğinden. Yani neydi bizim yöremizin ineğinin adı? Kara inekten kara yani. Sığır. Yani. Evet sığır. Evet. Öbür şimdi zaten bir ay sonra ot bitince Onstein inecek mesela inmesi lazım evet, değil mi? Ona mecburen yem vermek gerekiyor. Yani bizim ama kendi ırkımıza yem mesela vermiyoruz fazla. Bir iki üç ay bakıyoruz kışın. Evet. Mesela 9-10 ay dağdan yiyor. Yani 10 ay burada evet. İneğe hiçbir şey vermiyoruz. Hiçbir şey vermiyoruz. Yani kendi organik ırkımızı. Yani kendi ırkımızı evet. Yani. O yönden yani bize ondan destekleme verse daha iyi olur yani. Şimdi sevgili izleyenler burası çok önemli. Şimdi kendi ırkımızdan olan görmüş olduğunuz ineklerimizi biz bu yaylada 9 ay 10 ay hiçbir şey harcamadan besleyebiliyoruz. Ve bunlar da süt veriyor. Bunlar da et veriyor. Yani biz daha dışarıdan getirdiğimiz ırkları niye desteklemeleri bu değişik ırklarla yapıyoruz? Hakikaten bunu anlamış değilim, ben de anlamış değilim. Ya yem pahalı değil, gübre pahalı değil, burada ilaç yok, şey yok yani tamamen doğal. Burada biz bu doğal hayvan sürülerini yani kendi ırkımızı çok daha fazla yapıp buralarda gerçekten işte süt, bunun sütünü, bunun peynirini, bunun yağını satmakla ilgili projeler üretmemiz gerekiyor değil mi? Evet. Şimdi mesela biz bu kıl keçisine, kendi ırkımıza Honamlı dekesi katıyoruz. Mesela kışa gelmiyor dekeler. Yani evet. Ölüyor. Ama kendi ırkımızın malından oldu mu dekesi tekesinden, yani onlara iyi geliyor. Ölen mölen yok evet. Diyorsun. Yani biz ona yem de vermiyoruz fazla yani. Ama Honamlı tekesi kattık mı kışın mecburi yem vermemiz gerekiyor ona da. Tabii işte Honamlı tekesi bu şekilde biz biliyorsunuz Zanen keçisi, evet. Halep keçisi derken bir sürü ırkı denedik aslında biz yöremizde. Evet. Yani tutmuyor. Bunların hepsi çiftlik hayvanı gibi. Evet. Bunlara para harcayarak yem veriyoruz yani. Evet, öyle dolayısıyla olur. Giderimiz çoğalıyor. Evet bu sistem çok güzel gerçekten. Yaylalarımız bizim çok önemli. Evet. Ya atalarımız zaten yıllar önce Toroslar'da bunu yaylamız çok iyi olduğu için yapmışlar zaten. Tabii. Bunu çok daha farklı anlatma şeklimiz var mı? Yani ne istiyorsun şuradan yetkiliye daha açık bir dille bunu anlatalım bence. Bize yani bize bu ırkımızdan versinler yani devlet. Yani evet destekleme. Mesela desteklemeye yazıldık.
Yani bizim bu kırsal kesimlere çıkmadı öyle. Yani mantar çıktı. Yani küçük başlar çıkmadı hiç. Yani mesela koyuna yazıldık. Koyun da çıkmadı. Yani bunun çıkmadığını gidip sordunuz mu neden çıkmadığını? Sormadık onu. Bir soralım o zaman biz. Sizin evet. namınıza soralım evet. neden çıkmadığını. Muhakkak bir sebebi vardır. Devlet bir sıralamayı koymuştur. Evet. Tabii ben neden vermediğine bakmam ama verilenin cinsinde evet. haklısınız. O verilenin cinsini bizim kendi ırkımızdan evet. desteklemenin verilmesini biz de destekliyoruz. Sevgili izleyenler, Çatmalı yaylamızda Aşçıoğlu tarafındayız şimdi de. Bir sığır çobanlığı yapan abimizle beraberiz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Peksak Alioğlu. Eğirdir'in Sarıdeniz kasabasında yaşıyorum. Kışın aşağıya iniyoruz havalar soğuduğunda. Evet. Yazın bu yaylalara gelip mallarımızı otlatıyoruz. Evet. Biz şunu merak ediyoruz. Şimdi buyurun. Siz büyükbaş hayvancılık yapıyorsunuz evet. yaylamızda. Çok evet. güzel. Yaklaşık bu sığır kaç ay burada duruyor? 4 ay. Bu bölgede 4 ay durun. 4 ay. Yani biz evet. şimdi 8 ay 10 ay durduğunu söylüyorlar. Hangi bölgede duruyor onlar? Veya biraz eteklere iniyoruz yani. Eteklere iniyorsunuz. Buralar 9. aydan sonra soğuk oluyor. Evet. Kısmen biraz aşağı rakım düşüklüğüne iniyoruz aşağıya evet. eteklere. Biz, elimizde hangi model ineğimiz var şu anda? Yerli. Yerli değil mi? Yerli yani biz de evet, ne bu yerli. Cinsi ne bizim bu ineğimizin şimdi? Gıcık sığır deriz. Yerli. Anladım. Kara siyah, kara sığır. Kara evet. evet. Yani bunların hiçbir şekilde yem falan vermiyorsunuz. Bizim tamamen yaylalar burada. Gördüğünüz gibi işte ot evet. durumu büyük başmala yani simentele, hoşdeğine, mantıfona elverişli olmadığı için anladım. Bu yerli mal bizim buraya iyi geliyor. Ben şu geçen yıl değil de 2016'nın yılbaşı gecesi köye gittim. 2016 yılbaşı gecesi. Evet. Yılbaşı gecesi dedim köye evet. ben, kasabaya. Nisan'da çıktın. 30 Mart gibi, Nisan evet. gibi çıkıyoruz, evet. evet. Yılbaşı gecesi, yılbaşı olduğu için köye inmiyorum. Değilse daha inmeyecektim. Yani bunu şundan dolayı soruyorum. Yani yemle, dışarıdan aldığımız yemle ve kendimiz silajıyla bilmem ne, aşağıda yaptığımız inekçilikle, yayladaki inekçiliğin arasındaki farkı bulmak için bunu soruyorum. Yani burada çok masrafımız yok değil mi ineğe bakarken? Evet, yok. Yani biz masrafımız yok. Biz bunu nasıl geliştirmeliyiz sizce? Yani şimdi deminki dediğim gibi hoşdeğine, mantıfona geçecek olursak yani şu mevsimde evet. otlar kurudu bak. Gördüğünüz evet. gibi otlar kurudu. Evet. Şu mevsimde o yine yani günlük 2 kilo akşam 2 kilo sabah süt şey vermemiz lazım. Yem vermemiz lazım. Sama vermemiz lazım. Veya bu aşağıya da, indirmemiz lazım. Yani indirmemiz yani, lazım. Ama bizim ırkımız hala devam ediyor. Bu. Evet. Eski kara mallar yani. Hı-hı. Siyah mallarımız. Yerli mal deriz biz buna. Hala devam ediyor. Bak dediğim gibi işte yılbaşına kadar durabilirim yani. Kar yağmadığı sürece yılbaşına kadar durabilirim ben. Siz de Tarım Bakanlığı'nın biliyorsunuz desteklemeleri var. Bunlarla ilgili destek falan aldınız mı siz? Ben kendim, şansıma ait ben kendim almadım da evet. Kasabadan iki tane kişiye geldi mesela. Hı-hı. Yani bizim onların verdiği, devletin bize vermiş olduğu bu hoşdeğin sığırlar, evet. düveler bizim bu yaylaya uyum sağlamıyor. Evet. Yaylaya uyum sağlamıyor. Ot nevi az yani. Kırsal olduğu için arı mal bizim buraya uyum sağlamıyor. Bize yani devlet evet. böyle yerli mallardan vermiş olsa yani ben de alırım. Daha başarılı olacağız diyorsun. Daha başarılı olacağız evet. Şimdi sevgili izleyenler bu konuda önemli gerçekten. Şimdi TİGEM ihale yapıyor. Türkiye'de işte sığır desteği verilecek köylerde belirleniyor. İşte şu köye 3 kişiye şu kadar inek deniyor. Gerçekten bunu TİGEM yapıyor. Bu TİGEM bu ihaleyi yaptıktan sonra da gidip veteriner hekimler kontrol ediyor. Ondan sonra inekler dağıtılıyor. Bu inekler işte dediği gibi Honstein evet. diğer mal olduğu zaman bizim yöremize uygun olan mallar değil. Yani biz ineği verirken bu desteği verirken üretim yapılsın, çoğaltılsın ve daha güzel para kazansın diye yapıyoruz ama uyum sağlamıyor ve köylümüz bunu kesmek zorunda kalıyor. Değil mi? Kırsal kesimlere yerli benim bu mallardan versin yani. Evet. Yani benim köyüme verecekse... Adam ovada yaşıyorsa, evet. bağ bahçesi varsa, yoncalığı varsa, ovada yaşıyorsa, yonca ekme imkanı, otu evet. bolusa, hoş deyin versin onlara. Evet. Ama bizim gibi böyle kırsal memlekette yaşıyorsa, evet. yani böyle yerli mal vermesini tavsiye ederim anladım. Devletin. Tabii çok önemli bu. Çünkü yaşamıyor, bu verilen destekleri ertesi sene gittiğimizde göremediğimizin sebeplerinden biri de bu. Yani dağ köyüne,
destek verilecekse bu bizim yerli ırkımızdan versin. Peki burada nasıl günlük sütümüzü falan alıyoruz, peynir falan yapıyor muyuz burada? Yapıyoruz, evet. Yani bunu çoğaltalım derken nasıl çoğaltabiliriz? Gerçekten buralarda çok büyük mandıralarımız bu ineğin sütünden, bu organik çünkü. Bunda ilaç yok, iğne yok. Hayvan tamamen doğal, kendi başına yayılıyor. Özgürce yayılıyor. Evet. Yani bugün gezen tavuğun yumurtası bu kadar kıymetliyse, bir gezen ineğimiz olduğu gibi orijinal yiyor. Bunun sütünün çok daha değerli, nasıl faydalandırabiliriz? Vallahi Fevzi abi şöyle söyleyeyim ben sana. Şimdi ben bunun kilosunu, peynirin kilosunu 15'e veriyoruz. Evet. Ben diyorum yani, konuştuğum kişiler de hep diyorum. Davar peyniri 30 bin lira. Evet. Davar peyniri 30 bin lira. Yarı yarıya fiyat var. Evet. Yani benim bu da doğal. O da doğal. Yem yok, bir şey yok. O da doğal, o da doğal. Evet. Yani bu diyorum, şişman adamları zayıflatıyor da zayıf adamları acarlaştırıyor mu diye davar peynirini öneriyorum yani. Evet. Diyorum. Güzel ya, gerçekten. Bu da işte kırda otun alan. Hı-hı. Biz yani 15'e veriyoruz peynirin kilosunu. Zaten burada dedim, 20 kekik... fark ettim ben yani. Şimdi tabii yapın, emek çekiyorsunuz burada. Şimdi ben bakıyorum ovada geven otu, kekik her yer burada. Gerçekten çok güzel. Evet yani o yaylalarımızda aynı kekik olsun. Evet. Çeşit otlar var yani. Sevgili izleyenler, Eğirdir'in en büyük yaylasındayız. Yani Eğirdir bölgesinin Sarıdiris yaylası gerçekten bizim bölgemizde en büyük yaylalarımızdan birisi. Isparta haritasında, evet. Eğirdir'in Sarıdiris kasabası olarak Isparta haritasında en geniş arazi bizim. Evet. Ama bu geniş arazide bir şey yapmamız lazım değil mi? Evet. Yani hayvancılıkla ilgili gerçekten profesyonel çalışmalar yapmamız lazım. Devletin bana, özellikle bana, benim 6 tane oğlum var. Evet. Bana 300 koyun değil de 300 koyunluk sermayem olsa devletle zaten hiç uğraşmam. Anladım. Bu bir. Evet. Bana 300 koyun teklif etmese de bana yani kimi isterse kevil gösterebilirim. Evet. Bana 100 koyun, 150 koyun verse, öyle uygun bir koyun verse alırım. Bana bizim 400 buraya koyun, uygun. Evet, evet. Benim bu yaylaya uygun koyun, evet, keçi olsun, evet, olur yani. Ama özellikle koyun tercih ediyorum. Sizden başka çobanlık yapan var mı şu anda? Oğlunuz, kızınız yapıyor mu? Hayır. Neden yani yapmıyorlar? Altısı da bekar daha olanlar. Altı oğlum var ellerimizde. Ben yani, bir Allah'ın. Maşallah. Bekar hepsi. Peki çobanlık yapıyor mu hiçbiri? Gelip gidiyorlar. Bazen değiştiriyor ben. Evet. Gelirler. Yani arada bir yapıyorlar. Sizin, evet, gibi devamlı değil. Nerede? Isparta'da mı çalışıyorlar? Nerede çalışıyorlar? Biri taş ocaklarında çalışıyor, mermerlerden. Anladım. Öbürünler 4 tanesi okuyor daha. Güzel. Biri de mantar sektörü var evde. Çok güzel. Mantar yetiştiriyor. Yani hayvancılıkla ilgili pek kafalarına yatmıyor mu? Şimdiki gençlik çağının zaten hiçbirinin yatmıyor. Bunu gençlik, yani ne yapmak lazım bunu ya? Devlet de teşvik etti ya, gençlere işte çoban çıkın, evet, sigortanızı ödeyeceksin, şunu bunu edeceksin, ama gençlik, teknoloji o kadar ilerledi ki ne? Yani yaylaya falan gelmeyecek gençlik. Yani Isparta'da asgari ücretle çalışmak daha mı hoşlarına, evet, gidiyor? Gündüz akşama da sabah 8, akşam 5. Evet, cumartesi pazar tatil. Sıcakta çalışırım, evet, cumartesi pazar tatilimi yaparım. Evet. Sıcak evimde yatarım diyor. Evet, bu geçtik görüşü yani, bu görüşü değiştirmemiz lazım. Bununla ilgili projeler üretmemiz lazım. Yaylalarımız evet çok iyi, geniş, ama bir şurada bir nokta var. Evet. İnsanlarımız açık duyarlı olsa daha güzel olacak. Benim sığırlarım bak burada kırın başında bekliyor. Evet. Ne olması gerekiyor? Olması gereken şu. Evet. Özgür ve serbestçe yayılmıyor yani. Yaylalarımız parsellenmiş gibi. Bunu açalım gibi. Açalım biraz yani, hangi konuda? Mesela öte yanına bir tane şahıs salmıyor. Bu yana dersen yani sağ sol her taraf tapulu gibi. Evet. Vatandaş salmıyor yani. Ha yani benim senin sen bu bölgeye getiremezsin, evet, diyor yani. Anladım. Yani, şimdi zaten siz de bölge şeyine dikkat ediyorsunuzdur zaten. Ama gitse ne olur yani? Gitse ne olacak? İnsanlarımızda karın genişliği yok insanlarımızda. Yani yayılabilir diyor. Akşamleyin evine gelir. Yani her yerde, evet, otumuz bol diyorsunuz yani. Bizim kasabanın olduğu yer, evet, kasabanın olduğu yer yani 10 hektar, bilemedim 15 hektar kasabanın yerleşim yeri. Evet. 15 hektar kasabanın yerleşim yeri. Evet. Isparta haritasında en geniş yayla bizim yayla. Evet. Ve 20 cihaz sürücümüz var. Evet. Ufakbaş, büyükbaş 20 cihaz, 22 cihaz sürücümüz var. Evet. Yaylalara sığmıyoruz.
Allah Allah. Bu enteresan bir durum yani. Biz daha çoğaltalım derken şimdi bu dediğiniz bizim tezimizi tamamen çürütüyor. Evet. Yani biz buraya bir 20 daha sürücü getirmeyi düşünüp burada tam bir profesyonel hayvancılık sektöründe ilerleyelim derken o zaman yapamayız bunu. Suyun olduğu bölge burası. Evet. Bura geniş de yani. Şu suyun olduğu alan geniş de. Evet. İsterim ki kasaba halkı hep buraya çıksın. Malıyla melaliyle hep çıksın. O yüksek yerlerde güdelim gelelim. Herkes buraya ağacın dibine yer çevürü, telle çevürü. Evet. Ağacın dibine koyunu kürnedir. Davarını telin içine katar. Sığırını düzlerde yatar. Gitmez yani. Anladım. Ama insanlarımızın karnı dar. Yani burada herkes kendi kendine parselledi, birbirimizin mal birine girdi mi kızıyoruz diyorsunuz evet, yani. Evet, aynen öyle. Bunu düzeltmek lazım. Peki burada ormanla ilgili herhangi bir sıkıntı var mı? Ormanla sıkıntı yok. Orman bir şey dedi yok. Yani açtı zaten buraları, komple evet. Otlatmak serbest. Serbest. Oldu. O konuda serbestiz yani. Tamam, teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Allah bol kazançlar versin, sağlığınızı bozmasın. Amin. Maşallah burası gerçekten güzel. İyi yerde yaşıyorsunuz aslında. Evet sevgili izleyenler, yine aynı yayladayız. Şimdi de Akkuyulu mevkisindeyiz. Burada da oldukça başarılı bir yayla çobancılığını görmekteyiz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Turgay Yılmaz. Turgay Bey, hayırlı işler diliyoruz. Allah sağlığınızı bozmasın sağ inşallah. Ol, bu yayla geldiniz. Şartlarında küçükbaş hayvancılığı yapıyorsunuz. Evet. Gördük gözlerimizde. Harika. Allah nazardan saklasın. Amin. Maşallah. Bu meslek nasıl bir meslek? Yani bu meslek, günden güne tükenen de bir meslek evet, olduğu için meslek. Biraz anlatalım istiyorum. Çok zor bir meslek. Evet. Evet. Yazın çok güzel ama kışın gerçekten çok zor bir meslek. Evet ama bu yaklaşık 8-9 ay buradasınız. Evet. Yok 6 ay burada duruyoruz. 6 ay evet. Duruyorsunuz. 6 ay sonra aşağı iniyorsunuz. 6 ay sonra aşağı iniyoruz. Yani 6 ay aşağı indikten sonra mı biraz masraf evet, başlıyor? Evet o zaman masraf başlıyor. Kış ama geliyor. Ama burada 6 ay hiçbir masraf evet, yok diyorsunuz. Şu anda Allah'a şükür 6 ay bir masraf yok. Evet. Peki Kurban Bayramı ile ilgili nasıl, satışlar iyi mi? Kurban Bayramı'na bu sene güzel maşallah Kurban Bayramı. Sattınız mı? Bazı arkadaşlar toptan satıyor biliyorsunuz. Toptan sattık biz de. Öyle mi? Evet. Hangi bölgeye sattınız? Antalya'ya verdik. Antalya'ya. Evet. Yani Antalyalılar şanslı bu bölgenin davarını yiyen değil mi? Ekseri onlar topluyor buranın bölgesini. Çok güzel. Evet. Kaç paradan gitti bu sene kurbanlıklar? Evet kurbanlıklar 700'den tut 1000 lira 1200 lira bu aralar gitti bu sene. Yani bu sene iyi maşallah evet. Yani herkes mutlu herhalde. Mutlu. Yani üretici olarak sizler de mutlusunuz. Evet mutluyuz. Peki kaç tane küçük başımız var? Küçük başımız şu anda burada 1000 kadar var. Kurbanlıkların haricinde? Evet hariç. Şimdi gördük içeride güzel annelerimiz süt soğuyordu ona da iyi denk geldik evet. Biz de. Yaklaşık bir davardan günlük ne kadar süt alıyorsunuz? Günlük bir davardan bir kiloya yakın alıyoruz. Bir kiloya yakın. Evet. Tabii yavru olduğu için ona da bırakıyorsunuz tabii ona yavruya. Da bırakıyoruz. Evet yavru dışarıda bekliyor annesini içeride sığılırken. Evet. Önemli bir olay bu. Nasıl önemli. Bir duygu? Valla çok güzel bir duygu. Annesi çıktım onları da yemiyor annesini hemen. Yani annesini siz sığarken dışarıdan devamlı yavru bağırıyor. Evet. Yani ben de acıktım. Hazır ol da bekliyor yani. Değil mi? Hazır ol da bekliyor. Burada peynir falan imaliniz vardır peynir herhalde. Peynir yapıyoruz abi. Şu anda peynir yapıyoruz. Çok güzel. Nasıl peynir satışlarımız? Peynir satışlarımız da güzel. İyi, harika. Biz iyiyiz burada diyorsunuz. Biz iyiyiz. Dağlar, temiz hava, güzel. Yani gölge etmeyin, başka ihsan istemez mi diyorsunuz? Tamam, çok teşekkür ederiz. Sağ ol abi. Allah ziyadesin tamam, inşallah. Sağ ol abi. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Yakup Yılmaz. Yakup abi kolay gelsin. Sağ olun. Siz de herhalde burada müstecirsiniz. Evet, evet. Çor çocuk var mı? Sizden var. Sonra devam edecekler mi bu mesleği? Valla çocuklar devam ediyor zaten. Ediyorlar mı? Ediyorlar. Ne kadar çocuğumuz var? Kaç 4 tane? Çocuğumuz var. Kız oğlan? Oğlan. Hepsi oğlan evet. Maşallah. Hepsi de davarcılık ediyor mu? Davarcılık ediyor. Şu anda. Yani evet. Başka bir iş yapmıyorlar. Yapmıyorlar başka harika. Bir iş. Çünkü neden tabii. Sordum bu tabii. Soruyu? Artık bizden sonra gelenler yapmıyor diyor herkes tabii, de. Tabii. Bayağı oldukça çok büyük bir yaylaya sahipsiniz. Evet, tabii. Yani burada bu işleri daha profesyonel, daha büyük hale getiremez geniş miyiz? Geniş bu yaylalar. Geniş hepimizin, bizim köyün yaylaları hep geniş zaten. Evet. Sıkıntı yok yaylalarda. Tabii. Popülasyonu çoğaltamaz mıyız burada? Çoğalır. Çoğalır da çillesi çoğalır. Anladım. Yani tabii. Böyle bir profesyonel hale getirip böyle evet. Bir kurumsal kimliğe kavuştursak diyorum tabii. Yani Sarı İdris Yaylası'nın peynirini, sütünü, tabii. Yoğurdunu, davarını marka evet. Etsek yani olmaz tabii. Mı? Olur olmam olur. Ne yapmak lazım bununla ilgili? Çille çok işte. Herkesin çillesi çok. Öyle mi? Tabii. Yani yeter bu kadar diyorsun. Yeter fazla kadar. Çile çekmeye gerek tabii. Yok diyorsun. Evet. Oldu.
Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Kurbanla ilgili neler söyleyeceksiniz? Size? Kurbanlıklar iyi bir sene. Allah'a şükür iyi. Kurbanlık alırken vatandaşımız nelere dikkat etsin? Vallahi şimdi bizim buralarda öyle bir dikkat edilecek bir şey yok. Bizim buraların malı sağlıklı. Değil mi? Tabii sağlıklı. Yani maşallah gözü kapalı alabilirsin. Alabilir. İstediğini alabilir adam. Sevgili izleyenler, Gökhan kardeşimiz de bu görmüş olduğunuz davanların yani çobanı. Değil mi? Gökhan neler söylemek istersin? İyi. Allah iyilik versin. Sen hep burada yaşıyorsun. Neler söyleyeceksin? Buradan bir el salla tanıdıklara Gökhan. Tane. Buraya davet et. Gelin de. Gel. Gökhan davet ediyor. Gerçekten bu yaylaya gelirseniz Gökhan'ı ziyaret etmeyi unutmayın. Allah ömürler versin inşallah. Çok teşekkür ederim. Kısa kalay. İyi günler. Anne gönle. Peynir ediyoruz. Evet. Sağıyoruz, peynir çalıyoruz, satıyoruz. Üyüdüyoruz, süzeriz. Maşallah hep burada yaşıyorsunuz değil mi? Burada yaşıyoruz. 5 ay, 6 ay burada yaşarız. Maşallah. O da soğukta isti de demeyiz. Kocuyuz, mocuyuz demeyiz biz. Burada dururuz. Ama buraya alışmışsınız zaten. Alıştık, duramayız. Sardiriz'de duramayız. Köyümüzün halkında duramayız. Dağda dururuz biz. Amca nerede? Amca köyde. Amca gelir gider. Gelir gider. Gelir dururuz. Amca da bakar mala. Hepimiz birlikte dururuz biz. Çorumuz çocuğumuz. Çok güzel. Rahatımız iyidir. Maldan bezginimiz yoktur. Çok güzel maşallah. Maldan ekmeği yiyoruz. Niye malımıza kara bakalım? Tabii Allah bereket versin. Allah bin bereket versin. Bizim yavrum edeceğimiz maslak bu. Biraz önce süt sağıyordunuz. Süt sağarken sizleri görüntüledik. Zor değil mi süt sağmak? Süt sağmak zor olmaz mı yavrum? Yaşımız 60 sağıyoruz biz onu maşallah. Peynir ediyoruz. Evet. Onu döküyoruz, keseliyoruz. Pahalı diyorlar emme. Pahalı olmasa neydi? Bu yaşta biz bunları hale getiriyoruz. Doğru. Halka satalım dedin mi? Halk pahalı diyor. Emme ekmek davası bu. Tabii ekmek hem de davası. Bilmiyorlar ama davar peyniri, sütü farklı. Davar iyi, eti de iyi, yararlı. Evet. Sağlık durumumuz bu. Peynirden, sütten, yoğurttan diyorlar. Doğru söylüyor. Kendim bak benim diye benim ölmek şeyim vardı. Emme yalnız sütten yoğurttan böyle bir hayatımı şeyim ben. Maşallah. Ama ben yoğurt süt yerim. Tamam yavrum benim konuşacağım bu adam. Şey diyeceğim günlük kaç tane davar süt sağıyorsunuz? 100 davar sağarız. 6, 4 kova 5 kova süt sağarız. Evet. Peynir çalarız. 10 kilo 15 kilo peynir çıkarız. Onları dileriz, güplere kurarız, kovalara köylümüze satarız. Ya bana yaz ya satarız. Evet çok 20, güzel. 25 dedik mi şey diyorlar emme. Mecbur biz de o bu zora karşı ediyoruz galiba. Yok yok gerçekten ben de sevgili izleyenler bugün geldim inanın ben de 5 kilo peyniri aldım. Yani 30 liradan da fiyatını ödedim. Ellerine sağlık. Güle güle harcasınlar çünkü bu peynir farklı peynir. Ben başka peynir yemem. Ben davar peynirinin haricinde ya, evimde yok, peynir yemem. Lan yok temizce. Ne var bu öyle eline 30 lira para mı? Tabii. Kura inipsen o cebimizde bir dükkana girsen 30 lira bir şey almıyor yavrum. Bir özellik daha var sevgili izleyenler. Yani davar peynirini yapan annelerimiz buralarda mesela tereyağı yani çok beğenirler peyniri. Tereyağı yok mu derler ama bu sütten yağı alınmaz. Direkt peynir yapılır değil mi? Ya yavrum bak şimdi sıvardık mı peyniri evet. Çalacağız. Ya onu kesin etmiyor. Onu diyen desin. Kesin vardık mı peynirimizi çalarız. Keserler sabana kalkarız. Ertesi gün sabana kalkıp peynirimizi kurarız. Yani yağını ayrı almayız. Hepsi peynirde. Ya yağı evet, tuzu evet. Bir şey yok. Yok yavrum. Evet. Biz bu çok önemli. İsteseler yağı da çıkarırlar. O zaman 15 liraya denir ama yediğiniz bir şeye benzemez. Torunlar var mı? Var. Kızım var işte torunlarım 3-4 tane torunlarım burada var. Olmayan torunlar var mı? Yurt dışında var mı? Var. Almanya'da kızım var. Antalya'da kızım var. 3 tane torunum var.
Hep bunlar orada. Şuradan bir selam gönder bakalım torunlara. Hepsine selam eder, gözlerinden öperin. Almanya'da kızıma ayrıca selam eder, gözlerinden öperin. Gelmediler mi yazın? Gelirler, şimdi toplanırlar onlar. Geldi biri. Peynir, vallahi peynirler hazır, hemen gelin. Çok teşekkür ederiz anneciğim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben tamam. Benim dilim kısa, ben konuşamam. Dilin kısa mı maşallah? Bak aynı para, aynı şey dedikler ya, bak o teyzenin konuştuğu hepsini ben de diyeceğim, başka ne diyeyim? Değişik bir şey yok diyorsun ya. Yok. Sizin torunlar var mı? Torunum var benim de. Nerede onlar? Yarısı köyde, yarısı burada. Yarısı dışarıda olan yok mu? Yok. Hepsi burada mı sizin maşallah? Yani siz de bir selam gönderin bakalım onlara. Yolların. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperin. Evet, biz de gerçekten bu yayladan, bütün Sarı İdris yaylasından bütün ülkemize, Isparta'mıza, bütün dünyaya biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili izleyenler, Isparta ili Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanımızla beraberiz. Efendim, tanıyabilir miyiz? Ben Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Süleyman Yaşar Köroğlu. Evet Yaşar Bey, biz tanıyoruz ama tekrar izleyicilerimizin bir daha tanıtalım diye sordum. Teşekkür ederiz. Bizi Sarı İdris Yaylası'na getirdiniz. Gerçekten oldukça büyük bir yayla. Yani biz davarcılık yapıyoruz derken buraları görünce daha bir böyle bir gururlandım. Daha bir havaya girdim yani, tabiri caizse. Tabii çiftçilerimizle, çobanlarımızla röportajlarımızı yaptık. Hem sığır çobanıyla hem davar çobanıyla. Türlü memnuniyetler, eksikler, arızalar var daha doğrusu. En sonunda sizinle bir bunları tamamlayalım istedim. Siz genel olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle şahsınıza, Kanal 32 televizyonuna, borsamıza teşekkür ederiz. Bizi de burada ağırladığınız için. Evet. Küçükbaş hayvancılık, işte gördüğünüz gibi yayla, mera, mekan, çobanla birleşirse çok iyi. Evet. Ama tabii üreticilerimizin mutlaka bu mera ile ilgili, yaylalarla ilgili, çobanla ilgili sıkıntıları var. Evet. Zor bir zanaat ama üretim için, peynir için, yoğurt için, süt için buna da ihtiyacımız var. Evet. Dolayısıyla bizim hem birlik olarak, hem bakanlık olarak, hem Tarım Bakanlığı camiası olarak buralara sahip çıkmamız lazım. Kesinlikle. Meraları, orman içi otlak alanlarını, buraların yollarını, çobanlarını, bunları dile getirip daha buraları yaşanabilir hale getirirsek üretim daha çok olacak. Şimdi türlü serzeniş var. Yani çoban bulamıyoruz gerçekten. Babanın oğlu da devam etmiyor. Aileden kimse devam etmiyor. Yani neden devam etmez? Bunun gerçekten kötü bir meslek değil aslında. Ama sosyal alanda tabii aktivite eksikliği. Yani bir gencin köyde ben çobanım diye belki evlenememesi bile buralarda sorun olarak görünüyor. Yani çobanlık mesleğini cazibeli hale getirmek için neler yapmak lazım? Efendim bu başından dedim, zor bir zanaat. Evet. Ama babadan oğula geçmesi için, gençlerin bu işi yapması için bir kere önemli faktörlerden bir tanesi sigorta. Şu anda bakanlığımız 300'de başladı. 200 hayvanı olana, sertifikası olana, sigortasını yatırana sigorta desteği veriyor. Ama bizde Türkiye ortalaması 150. Evet. Bunu biraz daha bu rakamlara çekersek, sigorta konusunu gençlere eğer yaparsak bu çoban problemini bir şekilde halletmiş olacağız. Yani sigorta derken sigorta desteği yerine devlet sigortasını mı yapsın diyorsunuz? Evet, evet, olabilir. Yani biz bunu çeşitli toplantılarda Ankara'ya gidip geldiğimizde söylüyoruz. Yani 25 lira destek yerine, evet, bu işi yapan genç arkadaşların devlet sigortasını yatırsa kendiliğinden hemen hemen çözülecek gibi bir şey. Yani çobanlık, yani birinci derecede sigorta işleminden, evet, dolayı, evet, çobanlık yapmak, evet, istemiyorlar. Evet. İstikbal orada görüyor. Yani işte sağlık problemi oluyor, bilmem, evet, bu tür problemler oluyor. Kızlar da gelmiyor. Yani, evet, sigorta desteği olsa ama devlet bunu denetlesin. Gerçekten, evet, yapıyorsa vatandaş, evet, bunun sigortasını versin. Veya en azından bu belki ileri zamanda olur, bu rakamı biraz 150'ye düşürürsek, bu sigortayla alakalı problemleri ortadan kaldırmış olacağız. Çobanla ilgili problemleri ortadan kaldırmış olacağız. Ama sadece bu da yetmiyor. Yani biz buradaki bu güzelim yaylalarda yolları yaparsak, Orman Bölge Müdürlüğümüz, evet, özel idare, devlet su işleri, il müdürlüğümüz yardım edersek, buralara ulaşım daha kolay olursa, su, elektrik gibi şeyler olursa insanlar, evet, daha sosyal yaşayacak.
daha durumları iyi olacak. Cazibe haline gelsin tabii. Gelsin. Evet. Şimdi bu geldiğimiz yolda hani mermer ocaklarından dolayıymış herhalde. Evet, yollar evet, çok kötü değil evet, ama diğer yaylalarımızda gerçekten ciddi bir yol sıkıntımız maalesef var. Yani elektrik sıkıntısı var. Su sıkıntısı çok bölgemizde var. Yani Allah da vermiş. Şimdi ben yaylaya bakıyorum. Eğirdir bölgesinin Isparta'da belki de yayla olarak en büyük bölgesindeyiz şu anda. Evet. Ama benim gördüğüm kadarıyla yeterli bir hayvancılık yok aslında burada. Yani yeterli sayı yok bence. Yeterli sayı yok. Sayı yani çoğalmıyor. Evet. Azalıyor. Yani bu yaşlı abiler de bu işi bırakırsa, biz bu problemleri halletmezsek kendiliğinden azalacak. Yani biz yıllar önce biliyorsunuz ormanlık alanlarımız falan yasaktı. Gerçekten küçük başlı ama yeni bir sistemle bazı ormanlık alanlarımızı açtık. Tamam, bundan müteşekkiriz. Fakat açmakla da yetmiyor. Hala şu anda mesela bizim çobanımızın bir davar otlatmak istediği yerde teraslamaları görüyoruz. Ormanın yapmış olduğu teraslamalar var. Yani bunları biz niye çözmüyoruz? Evet. Şimdi çobanlarımız ondan da şikayetçi. Evet. Yani bundan 8-10 yıl öncesine kadar bu sıkıntı çok büyüktü. Bakanlığımızdan, devletimizden Allah razı olsun. Yani bir otlatma planı çıktı. Orman Genel Müdürlüğümüz, Orman Bakanlığımız orman içi otlak alanları, meraları biraz serbest bıraktı. Ama yeterli değil. Evet. Hala da yani bir bölgede orada yani insanlar hayvancılıkla geçimini sağlıyorsa oradaki duruma bakmadan, sormadan karar veriliyor. Hala bu tür sıkıntılar var. Bunları aşmamız lazım. Kesinlikle. Yani bu kararları verirken aslında çobanın da bu karar vericilerin içinde olması lazım. Evet. Yani sizler bunu oldukça dile getiriyorsunuz. Yani bu dile getirdiğimiz konularda aslında başarıya ulaşamıyoruz. Çok önemli konularda mesela. Bunun sebebi ne sizce? Yani bu kararlar, bu tür problemler yerelinde maalesef konuşulmuyor. Evet. Yukarıda karar veriliyor. Biraz buralara insek, tarım il müdürlüğümüz, çoban, veteriner hekim arkadaşlar, birlik başkanları bir arada toplansak, burada ne oluyor, burada görsek, evet, buradaki baksak burada ne üretiliyor. Yani biraz... şunu diyebilir miyiz? Tarım bakanımız gerçekten arabasına binip gelmeli ile, hı hı, ilden de cibine binip bu yaylaya çıkmalı ve tarım bakanı bu yaylada bir hafta yaşamalı. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Ancak o şekilde anlıyorum. Aynen öyle. Yani yereldeki bu işle ilgilenen bürokratlarımız, müdürlerimiz, valilerimiz, yani orman bölge müdürümüz, tarım il müdürümüz hep bir araya gelsek, bunu görsek, inanın problem çözülecek. Evet. Olmayan bir şey istemiyoruz ki yani. Buradaki yaşamı biraz daha kolaylaştırmak. Yani eti, sütü, yumurtayı istiyorsak, gübreyi istiyorsak, seracılar, şunlar, bunlar, herkes... O zaman sorunları çözeceğiz yani. Ya zaten yayla turizmi diye hep bağırıyoruz. Bizim önemli yaylalarımız var. Hakikaten yayla turizmi boş bir turizm değil. Evet. Milyonlarca gönüllü yayla turizmiyle ilgili yurt dışından da çıkıyor. Bu konularda da eksiyiz. Evet. Başkanım, çoban arkadaşlarımızdan birisi dedi ki bize verilen desteklerden bahsetti. Bize verilen destek mesela burada ben sığır çobanlığı yapıyorum diyor. Bize verilen destek Holstein ve diğer inek desteklerinden bahsetti. Hı hı. Onlar burada yaşamıyor diyor. Burada işte bir ay sonra onları indirmek zorundayız ama bizim kara sığırımız diyor burada diyor 10 ay 8 ay otluyor. Yani hiç para harcamadan otluyoruz. Biz bu sistemi neden yürürlüğe getiremiyoruz? Efendim ben gerçi küçük bahçıyım ama siz kendiniz gördünüz. Burada birlikte evet, gördük. Burası yayla, bu bölgede, bu Eğirdir, Aksu, Sütçüler, bu bölgelerde, dağlık alanlarda bizim yerli hayvanlarımız evet, 10 ay dışarıda. Evet. Bizim bu arkadaşlara destek vermemiz, devletin destek vermesi lazım. Bunlara öğütlemesi lazım. Yani kültürlük hayvanlar burada olmaz. Gördüğünüz gibi 10 ay dışarıda. Yani burada o kültürlük hayvandan verim alamayız. Kesinlikle doğru. Yani kültür, ırkı, hayvan yapacağımız bölgeyi Türkiye'mizde ayıralım. Biz yapmayalım demiyoruz zaten. Hı hı hı. Sulak alan olan bölgelerimize evet, kültür, ırkı, hayvancılığa desteği verelim. Evet. Kesinlikle verelim. Ama bizim bu tip bölgelerimiz varken, 10 ay burada bedavaya kendi karnını doyuran bir meramız varken ve yaylalarımız varken biz niye bu bölgelerde kültür, ırkı, ineği hala hibe olarak veriyoruz başkanım? Efendim işte dedim ya yani burada planlamamız gerekiyor. Evet. Bu yukarıda görüşmememiz gerekiyor. Yukarıdan karar vermemiz gerekiyor. Bütün bunları yerel yöneticilerimizle bu işte uğraşan bürokratlarımızla burada konuşmamız gerekiyor. Kesinlikle. Burayı görmemiz gerekiyor. Görsek sorunlar çözülecek. Yani ete ihtiyacımız da olmayacak. Evet, olmayacak. Ya. Yani bedavaya beslenen hayvanın etinin fiyatı da ona göre uygun evet, olacak. Evet, yani evet, dışarıdan hakikaten getirmemize falan ihtiyaç yok. Evet. Yani ben burada şimdi bir sığırın 10 ay hiç para harcamadan burada otladığını görünce şaşırdım. Ve desteğin neden bu yönde olmadığını çoban arkadaşım da söyleyince
iyice kafamdaki planlama farklı bir şekilde gelişiyor. Evet. Şimdi TİGEM biliyorsunuz ihale yapıyor. TİGEM'in yapmış olduğu ihaleyi illere dağıtıyoruz. İllere gelmiş sonra da köylümüzde gelen ineği bazen beğenmiyor. Evet. Yok cılız diyor. Köylümüz o zaman bizim bölgemize yarışır, bizim ırkımız olan ineği istesin. Almasın başka türlü destek. Yani tabii öyle olması gerekiyor ama yani dedim ya bunları herhalde istişare edersek çok daha olur. Belki devletimiz şöyle düşünüyor. Yani kültürü hayvanlarda canlı ağırlık fazla, efendim kilo fazla geliyor ama onun da ona göre gideri var. Gideri var. Evet. 10 ay. Evet. 10 ay. Burada 10 ay bedava. 10 ay bedava. Şu dana yani az olsun kilosu, hem doğal hem sayı olarak da fazla. Biz destek verirsek 40 tane yapan adam belki 100 tane yapacak. İmkan da var gördüğünüz gibi yani. Yani şunu söylüyoruz başkanım. Gerçekten ilimizdeki coğrafyamız çok önemli. Hani bir sağlık turizmi diyoruz. Sağlık turizmi eğer sağlıkla ilgili bir bölgeniz varsa yapılır zaten. Tarım ve hayvancılıkta da bizim bu yaylalarımız hakikaten önemli bölgelerimiz. Bu önemli bölgelerde Tarım Bakanlığı'nın özellikle bizim bu Batı Akdeniz'de, Toroslar'da kesinlikle bu aşağıdaki kültür olan inekçiliğe destek vermemesi lazım. Evet, evet. Aynen öyle. Mesela genç çiftçiyle alakalı bunu da söylemek istiyorum. Yani 30 koyun, 30 koyun, 2 koç veriliyor. Evet. Ama bölgemizin hayvanı verilmesi lazım. Burada kesime giden damızlık hayvanlar var. Evet. Vatandaş yetiştirdiği hepsini damızlık bırakmıyor ki. Evet. Bütün o kaliteli damızlık hayvanlar kesime gidiyor. Anladım. Yani o genç çiftçiye dağıtılan hayvanlar bölgemizden temin edilebilir. Hem bu yöreye uygun hayvanlar. Evet. Yani bütün bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii o da yani genç çiftçimiz de aldığı hayvanı kesmek zorunda kalmasın. Üretsin ve devam etsin değil mi? Evet. Gerçekten sevgili izleyenler yani genç çiftçi desteği ve Tarım Bakanlığı'nın TİGEM tarafından yapmış olduğu desteklemeler. Irk. Yani bizim bölgemizde bizim bir ırkımız var. Bizim bölgemizdeki ırkı dağıtmak gerekiyor. Gerçekten aşağıda hani fantezi dediğimiz, kültür dediğimiz ineği buradaki yayla inekçiliğine desteklemeyi verdiğimiz zaman olmuyor. Yani vatandaşımız yine para harcamak zorunda kalıyor ve bu hayvancılığı yapamıyor. Bölgelerimizi ayıralım. Bizim burada ırkımız belli, şeyimiz belli. Biz bir de yürüyüz, Toroslarız değil mi başkanım? Yani bu kadar alan gerçekten çok büyük alanlar. Tabii burada orman kuralları vardır, milli parklara ait yerlerimiz vardır. Fakat gördüğümüz kadarıyla ardıç ağaçlarının da çok bol olduğu bir yer. Evet. Ya kısaca başkanım burası bir hazine. Eğer biz ciddi kararlar alıp radikal yapıları yapmazsak bu hazineyi kaybedebiliriz diye içimde ürküntü var. Korkuyorum yani. Ve biz bu davar popülasyonunu da halka aşılamamız gerekiyor, anlatmamız gerekiyor. Bununla ilgili neler yapabiliriz? Efendim gördüğünüz gibi yani ormanla ilgili efendim işte yetiştiriciyle alakalı eğer konuşmak istersek yetiştirici hiçbir zaman dikilmiş ağaca falan zarar vermez. Kesinlikle. Yani biz Akdeniz bölgesi, Makilik burası, Kılkeçi bizim simgemiz. Evet. Bunu kaybetmememiz gerekiyor. Kesinlikle. Bu kültürü, bu şeyi kaybetmememiz gerekiyor. Yani bunun peyniri ayrı bir lezzet, eti ayrı bir lezzet, her şey ayrı bir lezzet. Yani kesinlikle. Sahip çıkıp bu şeyi sürdürmemiz gerekiyor bence. Yani biz bölgemizde yine öbür hayvancılığı yapmak isteyenler yapsın. Yapsın. Ama biz bir ineği beslemek için işte su alanlarımızı da mahvediyoruz. Bir yoncayı, bir fiyi yetiştirirken ciddi sular harcıyoruz. Ve inek besiciliği yapmak için. Çok da mutlu değil inek besleyenler. Hı. İşte süt fiyatını sorduğun zaman bitki fiyatını, yem fiyatını mutlu olmuyorlar. Evet. Yani ancak mutluluk burada. Yani ham madde burada ve bedava. Yani ancak hayvancılığı bu şekilde yapabiliriz. Bununla ilgili herhalde çalışmalarınız vardır. Bu toplantılarda bunu söylüyorsunuzdur yani. Çalışıyoruz tabii. Yani buraya alışkın bir hayvan. Her şeyiyle 8-10 ay dışarıdan besleniyor. Zaten küçükbaş hayvancılıkta ayağa tırnağa yere değmezse bundan verim alınmaz. Bu bölgeye uymuş, bu bölgeye has, hastalık mastalığa çok fazla yakalanmayan, her türlü verimi veren bir hayvan. Yani her şey doğal. Ondan sonra efendim ne bileyim yani 10 ay çok uzun, uzun bir süre. Çok uzun bir süre. Yani zaman zaman arkadaşlar işte zahnem keçisiyle alakalı, kilis keçisiyle alakalı, sütle alakalı konuşuyor ama onları çok fazla dışarı çıkaramazsınız. Tabii. Onlar da kültür hayvancılığı gibi yani. Evet, yani olmuyor. Bazen biz izah etmeye çalışıyoruz ama inanın 365 gün yem vermeden bu hayvan burada kendini ikame ettiriyor. Evet.
Yani. Ne kadar güzel, 365 gün hiçbir şekilde karışmıyorsun ve kendini besliyor. Evet. Yani doğurganlığın doğurmasını bile kendisi yapıyor değil mi? Kendisi yapıyor, kendisi yapıyor, evet. Kendisi. Yani biz bu diyoruz ki ya bu kadar da yapmayın kardeşim. Bir doğumdan önce bir ay, doğumdan sonra bir ay bu hayvanları bir besleyin. Yani oğlak 15 kilo geleceğine 25 kilo gelsin. Değil mi? En azından oğlak ölümlerini de önlemiş olalım değil mi? Önlemiş olalım. Yani mekanlarınızı düzgün yapın. İşte bu şekilde. Şimdi çobanlarımız bir de oğlakla koyunu karşılaştırma yaptıkları zaman koyun tercih ediyorlar. Neden dediğimiz zaman işte 200 oğlak doğduğunda 50'si telef olur. Koyun da öyle telef olmuyor diye hesapları var. Bu oğlak ölümleri neden başkanım sizce? Efendim aslında koyuncu koyunu sever. Evet. Geçici de geçici sever. Atadan gelme bu. Ama kuzuyla oğlak ölümlerini konuşacaksak eğer Türkiye genelinde bugün ben iddia ediyorum %10-15'e yakın kuzu ve oğlak ölümü var. Evet. Bunun da sebebi mekan. Yani başında saydım. Çoban, mekan, mera dedim. Evet. Biz ahıllarımızı doğum zamanlarında çok iyi hijyene dikkat etmeliyiz. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Doğum öncesi ve doğum sonrası aşılarını düzgün yapmalıyız ki kuzu ve oğlak ölümleri olmasın. Mesela ağıl deyince aklıma geldi. Tarım Bakanlığı bu hibe destekler TKDK da aynı. Traktör ve arkasındaki araca gelecek desteklerimiz var. Yani ağıl deyince mesela bu yaylalarımızda çok güzel bir ağıl destekleri veremez miyiz? Çiftçimizi bu yönde yönlendiremez miyiz? Verebiliriz efendim ama ormanla ilgili problemler var, onu aşmamız lazım. Bir, sadece yani geçici barakalarla olabilir. Evet. Şimdi mesela yeni çadırlı ağıllar var, bunlar yapabiliriz. Zaman zaman Orman Bölge Müdürü'nün de buna müsaade etmesi lazım. Evet. Ayrıca TKDK'da küçük başlıkla ilgili çok fazla hiçbir destek yok. İşte onu açmak için soruyorum ben de. İlgili mesela Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da, Konya bölgesinde ağıl yapanlara devlet %80 hibe destek veriyor. Evet, bizim burada niye yok? Yok. Maalesef yok. Yani biz Güneydoğu Anadolu bölgesi kadar şu bölgemiz çok büyük mesela. Evet, evet. Isparta'mızda 200 bin davarımız oldu, kıl keçimiz olduğunu ve yaklaşık 450-500 bin de küçükbaş hayvanımız olduğunu, evet, okuyoruz. Bu, evet, doğrudur değil mi başkanım? Doğru. Zaman zaman kuzu oğlak doğumları başladığı zaman 700 bin rakamda ulaşıyoruz. Evet. Ortalama 400-450 bin küçük başımız var. 180 bine yakını, 200 bine yakını keçi, geri kalanı koyun. Ya bu materyal az değil. Kesinlikle az değil. Yani hakikaten bu ağıl desteği çok önemli. Çok önemli. Yani, çok, yani küçük başla ilgili desteklemeleri bir daha bir sunmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, evet. Her türlü her platformda dile getiriyoruz. Çok önemli mekan. Ağıl çok önemli. Anladım. Mera'nın olduğu kadar ağıl da çok önemli. Tabii kesinlikle. Hı. Yani ben çobanlarla görüşmemden sonra bunu yapıyorum. Demek ki bir oğlak ölümünde mekanın önemi bu kadar, hijyen durumu bu kadar önemliyse gerçekten bunu hemen ivedi yapmamız gerekiyor. Evet. En azından şu yaylada küçük başla uğraşan çiftçimiz de biraz mutlu olsun. Evet. Yani başka bir isteği yok aslında bunların. Evet, evet. Doğru yerde doğru destekleme. Hı. Şöyle yani zaten kuzu oğlak doğumları genelde İşte Ocak, Şubat, Mart dönemlerinde yani kışın mekan ne kadar iyi olursa, evet, hijyen, temizlik ne kadar iyi olursa ölümlerde mesela Avrupa'da gelişmiş ülkelerde %2, %3'ü geçmez. Evet, evet, doğru söylüyorsunuz başkanım. Teşekkür ederiz. Önümüz gelen Kurban Bayramımız yaklaşıyor. Allah mübarek etsin inşallah. Tabii vatandaşımız hayvan pazarlarına gidecek. Bizim bölgemizde biz davarı işte bayramdan bayrama, Kurban Bayramı'ndan Kurban Bayramı'na biliriz, alırız. Çok insanda da işte davar eti kokuyor, inek kokmuyor gibi bir yanlış bir söylem ve söylenti var. Bununla ilgili ve kurbanla ilgili neler söyleyeceksiniz başkanım? Efendim ne keçi öveç erkeç ne toklu kokmaz. Evet. Bunlar özellikle tamamen doğal. Gördüğünüz şartlarda yetişmiş hayvanlar, herhangi bir sıkıntı yok. Bundan 10-15 yıl öncesine kadar Türkiye'deki kırmızı et ihtiyacının %30'unu küçük baş karşılıyordu. Evet. Ama ne hikmetse biz işte otlak, mera deyip bunları azalttık. Evet. Bu duruma kadar getirdik. Şu an %10'u bile karşılamıyor. Evet, çok doğal, yani temiz, kesimliyle efendim yani üreticiyle tüketici arasında hiçbir sıkıntı yok. Vatandaşımız, üreticimiz çok rahatlıkla bu hayvanları satın alıp kesebilir. Ayrıca kurban bayramı arkadaşlarımıza hayırlı kurbanlar diyorum. Bereketli, bol kazançlar diliyorum. Herkese
Allah bereketli kazançlar nasip etsin. Bayramları mübarek olsun şimdiden diyorum. Oldu size başkanım. De çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz başkanım. Gerçekten zor şartlarda siz de anlatmanız çok güç çünkü. Muhatap olduğunuz kesim çok farklı. Gerçekten çilekeş insanlar, eziyetli, zahmetli işlere katlanan insanlar. Bu şeyini de idame ettirmek zorunda olan insanlar. Bir de bizim kültürümüz. Biz bunlara da sizin gıyabınızda bütün çoban arkadaşlarımıza biz de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu lezzeti yememize sebep oluyorlar. Hele buraları görünce bunların vermiş olduğu emeği de gerçekten şu anda daha farklı takdir ediyoruz. Yani kurbanlıklar işte 750'den başlayıp 1500'e kadar bu sene küçükbaş kurbanlığın fiyatları. Bu sevgili izleyenler çok falan değil aslında. Gerçekten hani belki kimi seyircimiz, izleyicimiz tabii parası olan için çok değil ama gariban ne yapsın diyebilir ama gerçekten şartları gördüğünüzde ve buradaki çalışma ortamını gördüğünüzde bunların hiçbir şey olduğunu da fark edebiliyoruz. Yeter ki bu lezzeti bırakmayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı başkanım. Eklerinize sağlık. Çok ben sağ teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bir Tarım Aktüel programının burada sonuna geldik. Sarı İdrisi'nin, Eğirdir'imizin en büyük yaylasından sizlere küçükbaş hayvancılığı, davar, kıl keçisi ve koyun ve sığır yetiştiriciliğini aktardık. Bir dahaki Tarım Aktüel programlarında buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın ama bu ekranda kalın.